itibaren yarıyorum ve arasına yerleştirmek üzere. Bizim anacımız ağlamadı ama sizin ağacınızın ağlaması durumunda mutlaka alttan kesim veya 15 gün evvelinden bir ağaç kesimi yapmanız gerekiyor. Şu kenar, bu kenar kalkmadı, bu kenar kalktı bakın. Bu kenar kalktı. Bu kenarı da burayı duvar olarak kullanıyoruz. Karşılıklı duvarlar şuradan örtüşsün ve yara dokuları birleşsin diye kambiyum dokuları diyoruz biz buna. Ve kalemi çakıyoruz. Gayet oldu. Sağlıklı. Şimdi buradan kesim yapacağım. Daha önce söylemiştik. Eldivenle çalışmamız gerekiyor. Çünkü çok keskin aletlerle çalışıyoruz. Bu aletler jilet kadar keskin. Mutlaka emniyet tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Aksi takdirde çok ağır yaralar almamanız işten bile değil. Şimdi kalemimi yerleştirmek üzere yarıyorum. Ve kalemimi çakıyorum. Buradan kesim yapmayı unuttum. Siz unutmayın. Böyle kalemimi çaktım. Şimdi kalemi yerleştiriyorum. Kalem derin olduğu için ve kabuk da oldukça kalın olduğu için gayet güçlü tutuyor. Bu aşının bir dezavantajı var. O dezavantaj da ilerleyen yıllarda anaç kalın, kalemler ince. Bunlar sürdüğü zaman çok hızlı geliştiriyor kalemleri ve güçlü bir toprak üstü organ oluyor. Rüzgardan buralar kırılabiliyor. Mutlaka ilerleyen aşının tuttuğu ilerleyen zamanlarda bunlara destek verilmesi. Ben bir destek vermek amacıyla sizlere farklı bir bağlama şekli göstereceğim ama daha güçlü destekler gerekeceğinden emin olabilirsiniz. Evet, diğer kalemimizi hazırlıyorum. Evet, buradan kesim yapmıştım. Yine şuradan kesim yapıyorum. Rahat kallus oluştursun diye, karşı duvarla güzel örtüşsün diye. Kalemi çakıyoruz hiç çekinmeden. Sıkıntı yok. Bütün bunları yaparken dikkat edilirse mümkün olduğunca kesim yaptığım yüzeye dokunmamaya çalışıyorum. Kesim yaptığım yüzeyden kasıt şu yüzey. Buraya dokunduğunuz zaman elinizdeki mikroplar, bakteriler, çürüntü yapacak materyaller aşı yerine değmiş oluyor. Bu şekilde ihtimal ki buranın çürümeye başlaması veya aşırı nem ve sudan dolayı aşı yerine zarar vermesi ihtimali var. O yüzden çok fazla dokunmamak lazım. Bu şekilde daha sağlıklı kalem yerleştirmiş olursunuz. Çendiğimi atıyorum. Görüldüğü gibi normal çakıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, gayet sağlıklı oldu. Şimdi burada aşı yerini aşı vaayla bağlamamız lazım. Ben daha önceki yıllarda söylemiştim. Bildiğiniz ambalaj malzemesi olan streç film kullanıyorum. Bu streç filmi de uzundu. Biz 10 santimlik, 12 santimlik parçalar halinde kestik. Veya 5 santimlik parçalar halinde kesmek de gayet iş görüyor. Bu şekilde aşı yerini sarıyorum. Şimdi bu tamam. Evet. Koparması da kolay. Kullanımı da kolay. Evet. Şimdi aşı bağıyla aşı bağını bağladık. Aşımızın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Kalemlerimizin